Son Mühür ekranlarında sıcak bakış programına kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir araya gittik. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Leçin bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Biz tarımdan, ekonomiden elbette ki yola çıktık. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bizim ikinci bir şansımız yok. İyi de olanaklara sahibiz ülkece. Bunları neden değerlendirmiyoruz? Nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü vatandaş her durumda mutsuz. Yani ne satıcı mutlu, ne vatandaş mutlu, ne üretici mutlu. Arada birileri bu olaydan kazanıyor. Ama onun dışında üretici de mutsuz, vatandaş da mutsuz. Mesela siz anlatırken aklıma şu geldi. İşte AVM'lerde, büyük marketlerde yani zam geliyor. Etiketi çıkarırlar, diğer etiketi yapıştırır. Kimse vatandaşla muhatap olmaz. Ama mesela esnaftan alışveriş yaparken bir şeye zam geldiğinde esnaf sıkılır. Ya İşte bir şey isteriz, şu o kadar mı oldu dersin, o da ne yapacağını bilemez. Yani onu hissedersiniz. Aslında o da memnun değildir onu öyle satmaktan. Kesinlikle. Aslında hani dediğimiz gibi AVM hiç kimseyle işte çıkar etiketi, tak etiketi muhabbeti. Bizde de bir seyyar esnafımız veya bir kestaneci, bir mısırcımız, bir çiçekçimiz, bir sebze meyve satan arkadaşımız bir şeye zam yapıldığında müşteri bir gün sonra hemen hemen zaten müşteri tanıyordur. İşte şu oğlum şu kadar mı oldu diyorsun. Tamam olsun diyorsun, canın sağ olsun. Ama bir markette veya bir AVM'de bunu işte canın sağ olsun. Şansın yok tabii. Öyle bir şansın yok yani. Gerçekten hani çok sıkıntı. Biz hani başından beri söyledik. Hani dedik ya başka bir ülkemiz yok. Biz tarıma da sahip çıkmalıyız. Yani bütün toplum olarak. Bütün 85 milyon vatandaşımız dahil buna. Tarıma da sahip çıkacağız, doğamıza da sahip çıkacağız, denizlerimize de sahip çıkacağız, ormanlarımıza da sahip çıkacağız. Gerçekten hani bizim bütün alanların hepsine bakmamız gerekiyor. Örneğin son zamanda bu bir söylenti başlandı. İşte İzmir'de İzmir körfezi kokuyor. Böyle bir konular vardı. Belki siz medya olarak siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, sıkça manşetlere taşındı. Taşına bir cümle. Aslında dönüp baktığımızda ben hemen hemen bu kente 25-30 senemdir ben bu kentteyim. Çocukluğumdan şimdiye kadar hep sokaklardayım. Gerçekten kentimiz kokuyordu. Son 1-2 yıldır böyle bir şey yok. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerçekten Tunç Başkan çalışıyor. Hiç kimse demiyor çalışıyor. Yani kimse gerçekten hani bir insan çalışan bir emekçi birine sen çalışmıyorsun demek gerçekten yanlış olur. Bir belediye başkanımız çalışıyor. Onun için bir kent için değil yani bütün coğrafyamız için çalışmalıyız. Onun için bütün bundan sonraki belediye başkanlarımızı yaklaşan yerel yönetimlerimize hani satın almak koltuklar değil aslında. Ben şunu söyleyeyim. Yani bugün gerçekten hani satın aldığın koltukta ne beklersin? Dönüp geldiğinde o koltukta üretim için, halk için, o ilçe için, o kent için bir şey yapmazsın ki. Verdiğin, satın aldığın koltuğun parasını çıkarmak için gelirsin. Yani ki, bunlar artık, bunlar değişmesi çünkü lazım. Çünkü o işe kendini adamak şimdi diyorsunuz ya, bu meseleyi Tunç Başkan çözmek için taşın altına elini koydu. Şimdi bu zor bir mesele. Mesela önümüzde yani yerel seçim var. Bu mesele ötelene de bilirdi. Ya ben bunu biraz bekleteyim. Önümüzde yerel seçim var. Bu biraz sıkıntılı. Yani başımızı ağrıtır da denilebilirdi. Aslında kimsenin biz buradan başını ağrıtmıyoruz. Gerçekten hani biz burada şunu söylüyor. Kent için çok özür diliyorum. Sizler için demiyorum bu arada. Sorunun çözülmesi adına. Anladım biz. Aslında biz hani sorunun oradaki kaynağındaki sorunu çözecek olan bir belediye başkanı hani başımızın ağrıması diyen belediye başkanı değil. Aslında bu kentin yararı içinde. Evet, evet. Yani iki insanı birini oradaki evine umutla ekmek götürecek bir aileyi kurtarman, aynı zamanda dönüp baktığında sabit esnafına zarar vermiyorsan, üreticini destekliyorsan ve yıllarca zabıtayla mücadele verilmişse işte zabıta almış arkadaşımız çaresizlikten evi yani bugün biz hep diyoruz çaresiz olmayan bir insan sokakta satış yapabilir mi? Asla yapamıyor. Bugün Türkiye'de yüz binlerce insanlar işten ayrılıyor. Yarın bunlar da sokakta kağıt toplayarak ne bileyim pazarlarda pazarın giriş çıkış
çıkışlarında mutlaka bir şeyler satarak veya da bu ülkede suçlu olarak yani bir şekil hayatını daim ettirecek yani. Tabii. Mecburen. Bunun için o kentin yararı için çalışan tabii ki belediye başkanı, taşın altına elini sokan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, gerçekten Tunç Başkanı bu sokaklar adına, İzmir'deki emekçi kardeşlerimin adına bir kez daha teşekkür ederim. Gerçekten burada büyük bir cesur sergilediğini gördük. Zamanla biz şunu da gördük. Ya biz İzmir tarihinde bir ilk defa mevzuat Büyükşehir'e geliyor. Mevzuatla geçiyor. Kestane, mısır, çiçek. Bunlar mevzuatla geçtiğinde o dönem siyasi partilerin, İzmir Büyükşehir Belediye'mizin siyasi, diğer siyasi partilerimiz, mecliste grubu olan hepsi, işte Evren kardeşim seninle beraberiz, sen haklısın, sen şöylesin. Tabii ki o dönem hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de sizin de dediğiniz gibi şimdi bu soruna, bu taşın altına elini sokabilecek mi? Hepsi sokmayacaklarını bilerek işte bize sizinle beraberiz dediği dönemde. Tabii ki o mevzuat resmi olarak Büyükşehir oylamaya gelince bize, biz sizinle beraberiz diyen arkadaşlara da buradan seslenmek istiyoruz. Bunlar çıkıp dedi kim oldukları belli değil. Bunlara dedi İzmir Büyükşehir Belediyesi nasıl sabit cemakam veya tezgah verebilir? Ben de o dönem bir basın açıklaması yapmışım. Sen kimsen, ben de oyum. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyorsan aynı haklara sahip olan kişi de benim. Sen kimsen, ben de oyum. Yani her biri, her kimse sokakta. Bunlar size başta destek oluruz diyen isimler. Tabii. Burada şunu gördük. Aslında siyasette hep diyoruz ya, sizinle beraberiz diyenler değil, biz sizinle beraberiz diyenlerle değil, bizim içimizde çıkanlarla yol yürümek istedik. Onun için biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve milletvekili sürecinde aday olmaya aday olduk. Onun için bundan sonra da hep şunu söylüyoruz. Sokaktaki emekçi kardeşlerimiz kendi sorunlarını gittikleri meclislerde kendileri çözecek. Onun için bütün sokak emekçilerini davet ediyorum. Siyasetle mutlaka ilgilenmeleri, siyasete daha yakın olmaları, kendi sorunlarını, sorun yaşadıkları noktalarda kendileri, hani bekleyeceğiz, biri gelsin bizi kurtarsın beklemeyeceğiz. Artık kendi sorunumuzu hem kendimiz söyleyeceğiz, hem sorunu kendimiz nasıl çözebileceğiz noktasında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, yoksa siz beklerseniz 100 yıldır zaten beklemiştik. Çok daha bir o kadar daha beklersiniz, yani adım atmak lazım. Onun için gerçekten. Ama bu da tek başınıza olmuyor tabii, adım atmak lazım derken belki söylemesi bunu kolay ama bunu böyle hayata geçirmesi kolay bir şey değil. O adım atma mücadelesi, yani bu meclis oluşana kadar süreçte siz kim bilir derdinizi anlatmak için neler neler yaşadınız. Ya, hale de yaşıyoruz. Hale de yaşıyoruz. Yani bugün gerçekten hani milletvekili döneminde sizin sorunuzları meclise götüreceğiz. Dünya kadar milletvekillerimize sorun önergesi verdik. Çözüm önergesini verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Sundular, ne oldu? Yani arkasında durmadılar. Onun için biz şunu söylüyoruz. Bizden olmayan kimse bizi anlayamaz. Bugün geçenlerde bir tablo, İSTV'deyken bir tablo yayınladık. 28 dönem milletvekilleri tablosunu yayınladık. Orada işte hangi birim, hangi meslekte kaç tane milletvekili var? Yani meclisteki meslek dağılımını. Sanıyorum bunu biz de geçtiğimiz günlerde Osman Hocam'la yayında konuşmuştuk. Aynen. Baktığımızda 6,5 milyon, bugünkü durum, mevcut durumla 8,5 milyon emekçi kardeşlerimiz, %1 bile, milyonda bir, 6,5, 8,5 milyonda bir şansı yok. Yani biz aslında bu şansı kimseye bırakmam. Bazı meslek grupları doğuştan koltuk cepte. Yani o tabloya göre öyle görünüyor. Kesinlikle. Onun için biz daha çok mücadele vermeliyiz. Biz kimse biri gelip de bizi kurtarmayacak umuduyla değil. Kendimiz, kendi mevzumuzu kendimiz dile getireceğiz. Aynı zamanda dile getirmekle kalmayıp da kendi oradaki sorunu kendimiz çözmemek. Onun için yaklaşan yerel yönetimlerdeki, inşallah buradaki sorun bütün yerel yönetimlerin tamamında sokak emekçiler kardeşlerimizi görmek bizi mutlu edecek diye düşünüyorum. Şimdi yerel seçime doğru giderken meclise siz
aday olduğunuz gibi yerel seçimde de mi bir takım? Yerel yönetimlerde de mutlaka olabilir mi anlıyoruz burada? Burada aday olacak arkadaşlarımız mutlaka aday görmek isteriz. Denesinler, adım atsınlar. Atsınlar tabii ki. Ata bunu yapacağız diyorsunuz. Ya mutlaka. Deneye değil. Gerçekten çalışarak, yani biz denemekle değil. Biz hani biz asla pes etmeden diyelim daha doğrusu. Tekrar mücadele asla hani hiç bir tane siyasetçinin bana söylediği bir cümle vardı. O dönemde beni gerçekten etkilemişti o söz. Şöyle bir sözdü. Hiç kimseye altın tepside hak sunulmadı bu ülkede. Asla. Sen söylersin. Biri gelir sana, hani biri gelir seni buradan kurtarmaz. Mücadele verirsin. Mücadelen doğruysa, mücadelende haklıysan, bugün görmez, bugün görmeyenler yarın seninle oturup nasıl yol gidebiliriz konusuna gelecek. Onun için daha çok mücadele vermeliyiz, daha çok emek sarf etmeliyiz, daha çok örgütlenmeliyiz. Yani bugün örgütlenme sokakta örgütlenmeyen. Üretici de örgütlensin, kooperatifler kursun. Bundan artık korkmayalım. Bu örgütlenmek kötü bir şey değil yani. Ya örgütlenmek gerçekten hani kooperatiflerini kursunlar. O kooperatif aracılığıyla. İzmir çok başarılı işler yaptı kooperatifçilik alanında mesela. Evet. Örnek oldu yani. Örneğin biz kooperatif sokak emekçileri, kurulan kooperatif bünyesinin altında emekçiler, İzmir Büyükşehir Belediye'miz bu arkadaşlarımıza istihdam sağlıyor. Ya örgütlenmeden inanın birey olarak bir mücadele verdiğinizde yani kimse göremez sizi. Toplu bir şekilde mücadele verirseniz mutlaka muhatap olabileceğiniz mekanizmalar önünüze çıkabiliyor. Onun için daha çok mücadele vermemiz gerekiyor. Yani daha çok kentimize sahip çıkmalıyız. İnşallah bu yaklaşan seçimlerde de tarıma daha çok destek vermeliyiz. Üreticimizi aslında Ayşegül Hanım, dönüp baktığımızda gerçekten biz bunu hep söylüyoruz. Ekonominin can damarıyız biz. Yani bugün enflasyonu önleyen kesimiz biz. Ya bugün pazarlarda satılan ürünle aracıyla sebze meyve satan arkadaşlarımızın arasında %30, %40 rakamlar oynuyor. Bugün halle direkt üreticiden alan seyyar esnafımızla halle %50, %60 oynuyor. Hiç az değil. Hele bu ekonomide. İşte onun için biz gerçekten hani aynı zamanda ekonomiye yön veren bir emekçi cephesindeki olan arkadaşlarımız ekonomiye yön veren bir durumda. Ama bize bu konuda sadece sıkıntımız şu. Bizim buradaki sıkıntımız bizden bahseden yok. Bize sahip çıkan yok. Ya işte bize sahip çıkanlar şöyle. İşte yılda 5 yılda 2 defa işte bir yaklaşan seçimlerle seni tanıyor. Ondan sonra ne halin varsa gör. 5 sene sonra görüşme dileğiyle. 5 sene sonra ben işte çok güzel şeyler anlatacağım. 100 tane anlattıkta mutlaka 2 tane inanabiliyorsun. Baktığın 100 tane şeyden 2 tane inandığın da karşına çıkmıyor. Sonra güvensizlik oluşuyor vatandaşta. Onun için vatandaşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, halkımızla, üreticimizle gerçekten bizim ekonomiye müthiş derecede katkı sunan sokak emekçilerimizle bu enflasyonun zor olan dönemde el birliğiyle atlatma şansına sahip olabiliriz. Bu arada Ahmet Durmaz'la Evren Başkanım, sen sokakların ve bizlerin sesi oldun. Bizler ve sokaklar seninle her zaman yanındayız başkanım demiş. Üzerimde kalmasın, onu da aktarmış olayım. Şimdi sona doğru da yaklaşıyoruz. Noktalayacağız. Noktalamadan kısaca ben bir sosyal güvenceyle ilgili de bir şeyler, yani bir gelişmeler var mı? Seyyar esnafın sosyal güvencesi meselesi ne olacak? Sosyal çok mu derin bir konuya girdim bilmiyorum ama. Vallahi gerçekten çok derin. Yani bugün ülkede şöyle bir şey artık, yani eskide seyyar esnafımız kayıt altına girdiklerinde veya bu kazanımla elde ettiklerimiz tezgahlar üzerine bağ kurulu olan arkadaşlarımız veya yanında kendi sigortasını ödeyip eşini sigortasını ödeyebilecek olan arkadaşlarımız son zamanda bugün sigorta bir parası 5,5-6 bin lira yaklaşan bir rakamlarla, yani bu ekonomide
sağlık, yani bir sağlığı düşünemiyoruz ki. Yani biz artık sağlığı falan geçmişiz. Başından beri söylediğimiz gibi. Biz bu ürünü ya bugün sattık yarın alabilecek miyiz kaygısını yaşarken sağlığı düşünmek. Zaten kimse sağlıklı kalmadı ki. Toplumun içine girelim. İnanın sağlıklı kimseyi bulamazsınız. Yani bedenen olmasa da 11 yaşında manen, 11 yaşında benim oğlum okuması gerektiğini, spor yapması gerektiği noktada, tamam mı? Eğitime devam etmesi gerektiği ve sokakta arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken yaş grubunda her gün benimle ekonomiden bahsediyor.